Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kurabiye adamın masalını anlatacağım. Bakın şimdi anlatacağım. Kurabiye adam. Sevgili arkadaşlar, sınavımız 13.40'da. Daha önce bildirdiğim gibi göndereceğim link üzerinden online olarak yapacağım. Bunu anlatacağım. Bir dergisinin dersimiz başladığında 13.40'da şuraya yapacağım. Şimdi 13.40. Şimdi. Gitti zaten direkt. Bu sonu arkadaşlar, bu sonu. Bu sonu diye gösteriyorum. Gösterdim. Yok daha bir adam. Bak. Çok güzel kızım. Bak, ben sana ne yapacağım? Şimdi bunun birinci sayfasını açalım. Şöyle arkadaşların görsün. Burayı anlat sen bakayım. Burada ne var? Hem böyle de izlesinler. Anlat bakayım. Bakın arkadaşlar, burada nene kurabiye yapıyor. Üstüne adam şekli koymuş ve göz falan çizdi. Sonra buraya elbise çizdi. Düğmeler koydu kızım. Düğmeler koydu. Sonra da burun çizdi mi? Burun yok. Dur bakayım. Göz, burun şeyle yaptı kızım. Hamurla yaptı. Gözün öyle yaptı ya. Hamur renkli hamurla. Ama çok gerçekçi olmuş gözü. Peki kurabiye neyli kurabiye? Zencefilli kurabiye. Ben zencefilli kurabiyeyi sevmem. Ama ben yaptığım zaman çok sevmiştim. Şimdi. Dur, daha anlatmadım. Tamam. Sonra kurabiyeden başka ne oldu? Bir zamanlar küçük bir evde kızım sesim gitti. Bekle biraz. Bir zamanlar küçük bir evde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın varmış. Kadının hiç çocuğu yokmuş. Bir gün zencefilli kurabiye yapmaya karar vermiş. Zencefilli. Zencefilli kurabiye hamurunu güzelce yoğurmuş. Hamura küçük bir adam şekli vermiş. Adam şeklindeki kurabiyeye şekerlemelerden göz ve düğmeler eklemiş. Evet. Şimdi ben. Bitti mi? İkinci sayfasını çevir. Ben sayfayı böyle çeviriyorum arkadaşlar. Aa, nenenin tipine bak. Nenenin tipi de bu. Evet. Bak kurabiye nasıl kaçıyor. Görsün arkadaşların. Gösterdim. Bakın arkadaşlar tipini. Şöyle. Burada ne oluyor kızım? Sonra kurabiye adam ne dedi? Kurabiye adam ne diyor? Önce sen anlat. Sonra ben de okurum. Sana kurabiye adamın sözünü söyleyeceğim. Koş, koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Yine de beni yakalayamazsın. Benim adım kurabiye adam. Önce, hatırladın mı? Peki neyle başlıyordu? Peki ben okuyayım o zaman. Sen burayı hatırlamıyorsun demek. Evet. Ben okuyayım. Hatırlamıyorum. Yaşlı kadın. Merhaba hocam. Yaptığı zencefilli kurabiyeyi pişmesi için fırına vermiş. Kurabiye piştikten sonra fırının kapağını yavaşça açmış. Kurabiyesini çıkardığı anda kurabiye adam tepsiden aşağı fırlamış. Koş, koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Yine de beni yakalayamazsın. Benim adım kurabiye adam diyerek oradan uzaklaşmış. Diğer sayfa. Buyurun. Bu sayfaları şimdi ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi buraya geçtik.
Bakın burada kurabiye adamı inek kovalıyor. Ama inek yemeğini yerken fark et. Ama ineğe bakıyor. Ben okuyayım mı? İneği dur. Ver. İneğin sahibi yok. Yok. Yaşlı kadın kurabiye adamın peşinden koşmaya başlamış. Aa, bir de durun. Size bir şey göstereceğim. Nerede? O sayfaya geldiğimizde gösterirsin kızım. Dur. Bak nine. Burada nine. Yaklaştır. Bak nine burada. Ne yapıyor? Kocuğu onu yakalıyor. Tut öyle kızım. Yaşlı kadın kurabiye adamın peşinden koşmaya başlamış. Kurabiye adam koşarken yolda bir ineğe rastlamış. İnek, "Müh, sen lezzetli bir yiyeceğe benziyorsun," demiş. Fakat kurabiye adam yine "Koş, koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Yine de beni yakalayamazsın. Benim adım kurabiye adam," diyerek koşmaya devam etmiş. Şimdi buraya mı geldin? Yok, buradan önce. Aa, bak ata bak ne güzel. Ama atı çok sevdim ya. At bölümü gelince aklıma ata bindiğimiz geliyor böyle. Tekrar ata binmek istiyorum. Canım öyle istiyor. Götüreceğim seni kızım benim. Ama sen küçük ata binmiştin değil mi? Evet, ama abimin küçük ata bindiğini hatırlamıyordum. Küçük ata da binmiş abim. Abim büyük ata bindi. Ama küçük ata da bindi. İkisine mi bindi? Evet. Ben de ikisine bindim. Çok İkimiz güzel, de ikisine bindik. Ama çok güzeldi ya. Burada ne oluyor kızım? Burada da kurabiye adamı kovalıyor. At. Ama baksana tozlarına. Bakın tozlarına. Hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Evet. Bunu okuyayım ben. Şöyle de tutayım. Arkadaşların görsün kitabı. Bak. Çok güzel. Evet. Kurabiye adam yolda bu ben kez. Ben yol. Bak şöyle biraz kaldır görürsün kızım. Senin güzel gözlerin de görürsün. Kurabiye adam yolda bu kez bir ata rastlamış. At kişnemiş ve "Seni yiyebilirim," demiş. Kurabiye adam, "Hayır, yiyemezsin. Ben yaşlı bir kadın ve bir inekten kaçıyorum. Ayrıca senden de uzağa kaçabilirim," demiş. Dur bir dakika kızım. Ve "Koş, koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Yine de beni yakalayamazsın. Benim adım kurabiye adam," demiş ve koşmaya devam etmiş. Şimdi kurabiye adamı tavuk kovalıyor. Kurabiye adamı tavuk kovalıyor. Attan kaçabildi değil mi kızım? At nerede ki? Ne vardı orada, at nerede? Bir önceki sayfaydı kızım at. Okuduk ya şimdi. Tamam. Atın şurada bir yerlerde olması gerekiyor. Yok, ondan kaçtı. Şöyle okuyayım ben bunu. Ama resmi de görsünler. Kurabiye adam yolda bu kez bir tavuğa rastlamış. Harikasın kızım. Tavuk gıdaklamış ve "Seni yiyeceğim," demiş. Kurabiye adam gülmüş. Kurabiye adam gülmüş. "Ben yaşlı bir kadın, bir inek ve bir attan kaçıyorum. Senden de kaçabilirim," demiş. Kurabiye adam şarkısını söyleyerek oradan uzaklaşmış. "Koş, koş, koşabildiğin kadar hızlı koş. Yine de beni yakalayamazsın. Benim adım kurabiye adam,"
demiş. Ve bakın böyle gülerek, kahkaha atarak koşmuş, kaçmış. Gelelim buraya. Tilki. Acaba salata ne olacak? Kurabiye adam hızlı koşabildiği için çok mutluymuş. Okuyayım mı kızım? Kurabiye adam... Arkadaşlar da görsün. Tamam, pardon. Kurabiye adam hızlı koşabildiği için çok mutluymuş. Beni kimse yakalayamaz diye düşünmüş. Bir tilki ile karşılaşana kadar koşmaya devam etmiş. Tilkiye, senin beni yakalayıp yemene izin vermem tilki kardeş demiş. Ben yaşlı bir kadın. Bir inek, bir at ve bir tavuktan kaçıyorum. Senden de kaçabilirim diye eklemiş. Kurnaz tilki kurabiye adam ile hiç ilgilenmemiş. Ben seni yemek istemiyorum ki demiş. Bunu duyan kurabiye adam rahat bir nefes almış. Öyleyse burada biraz uzanıp dinlenebilirim demiş. Uzan. Ay bak ne uzanma. Güzel burada çimlerin üstüne uzanmış. Bak. Ama bak ne olacak? Artık koşmaktan yoruldu. Ama çok kötü gülümsüyor. Yorulmuş o yüzden. Durun. Durun size sürpriz yapacağım. Durun. Çok kötü benim bu. Bakın arkadaşlar. Göstermiyorum. Kurabiye adamı yiyor. Kırmaz. Ver bunu böyle tutayım. Ve son bölümü okuyayım. Böyle evet, de net görünsün. Görünüyor mu? Görünüyor. Görünüyor. Kurabiye adam kendini çimlerin üzerine bırakmış. Ama bıraktığı anda tilkinin sıcak nefesini hissetmiş. Kurabiye adamı afiyetle mideye indiren tilki ne kadar da lezzetliydi demiş. Kurabiye adam kendisine çok güvenmenin cezasını tilkiye lezzetli bir yemek olmakla tatmış. Ve masal bitmiş. Bitmiş. Nasıl buldun kızım masalı? Bitmiş. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Ama yine oturması çok kötüydü ya. Gülümsemesi böyle çok kötü. Bakın. Bakın şuradaki gülümsemesi çok kötü. Orada yorulmuş artık kızım. Yoruldu. Şöyle bir uzanacağım, dinleyeceğim diye rahat rahat kendini attı çimlerin üstüne. Ama böyle mi gülümsedi ya? Böyle mi gülümsedi? Arkadaşlarına hoşça kal diyelim mi? Ne diyecek? Kızım hoşça kal diyelim arkadaşlarına. Hoşça kal. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çocuk kalın, mutlu kalın. Değil mi kızım? Evet. Kapat bakayım.